bütçesiz film öyle çekilir. İyi tarafından bak. Kask kamerası harika çekim yapmış. Oo, çok etkileyici olmuş. Of, neden Pierce gitar çalmaya başladı ki? Durdu. İşte fırsatımız. Herkes yerlerine. Nicholas sen mağaradasın. Polly ve Lyle da patikada. Hey Polly, açsana şunu. Boş verin, yeni plan. Polly hemen bizi büyüt. Yapamam. Kolyem boynumda değil. Yatağın üstünde duruyor. Bana bakmayın. Kostüm tasarımıma uymuyordu. Çıkartması kararımın arkasındayım. Polly açmazsan ben gireceğim. Sanırım bu durum renk uyumundan daha önemli olabilir. Yarısın bizi böyle görmemesi gerek. Bir dakika mı? Üçe kadar sayıyorum. Bir. Aa, acele et Polly. İki. Büyüt bizi. Üç. Walter Burster DVD'm sende mi? Evet, işte burada. Fazla çılgınca bir şey yapmayın. Annemle babam komutayı bana bıraktı. Evi tek parça halinde tutalım yoksa ceza alırım. Tabii ki. Gitar çalmayı bırakırsan tabii. Sadece birazcık. Asla olmaz. Komuta bende. Ve odamdan uzak durun. Bu defa yakalanmaya fazla yakındık. En azından artık daha sessiz. Bu defaki benim yüzümden. Harika. Akşamki teslim saatine yetiştiremezsem Littleton sinema film yarışmasını asla kazanamayacağız. Bir Hollywood ödülü sahibi olma hayalimize veda edebiliriz sanırım. Şimdi pes edemeyiz. İnsanlar bu kostümleri görmeli. Ve bu sahneyi planlamak için bütün gece uyumadım. Bize gereken tek şey yeni bir yer. Ama Pierce'dan uzakta. Ben bu çekimi tekrar yapmamız gerektiğini söyleyeceğim şimdi. Yukarıda ne yapıyor bu? Pierce evdeyken filmi asla bitiremeyiz. Gitmesini sağlayabilir miyiz? Onun tek işi gitmemek ama. Bir fikrim var. Hey Pierce, Büyük Baba Dondurmacısı'nda bedava kuponum var. En sevdiğin. Seni dinliyorum. İstediğin kadar yediğin açık büfe olduğundan da bahsetmiş miydim? Kan çikolata çeşmesi olandan mı? Evet. Ve yapman gereken tek şey evden çıkıp kendine ücretsiz dondurmanı almak. Yok kalsın. Ne? Neden ki? Çünkü evden çıkamam Polly. Bu çok sorumsuzca bir şey olur. Sen bunu anlayamayacak kadar küçüksün. İşte bu yüzden annemle babam komutayı bana bıraktı. Şimdi izin verirsen. İzlemem gereken bir... Şunu gördün mü? Kocaman bir örümcekti. Nereye gitti? Yakala, yakala. Tanrım resmen devasaydı. Bu kadar kolay korktuğunu bilmiyordum. Ben biraz şanilere gidiyorum. Tamam. Başını derde sokma yoksa benim başım derde girer. Tamam. Şimdi canlı yayında şehir için... Of ne? Merhaba. Orada biri mi var? Tüylerim diken diken oldu. Ah!
korkuyor. Seni anlıyorum. Ama şu anda büyük bir kız olacaksın. Tamam mı Suzy? Şimdi süper güç. Bu harika parti için teşekkür ederim Polly. Keşke dalış gösterin için kalabilseydik. Şu anda tam olarak gidip bunu yapmalıyım. Hadi siz de tuvalete gidin. Güle güle. Üzerinize dökülen sos lekesini yıkanınca çıkacağından eminim. Giyecek başka bir şey veremediğim için üzgünüm. Aa, buraya gel Pex. Sanırım bezinin değişmesi gerekiyor. Affedersiniz. Beni bağışlayın lütfen. Telefonu açmam gerekiyor. Hey dostum. Gayet iyi. Sadece babamın süper önemli iş yemeğindeyim. Çocuklar değil mi? Polly birazdan buraya gelip bu kültür merkezinin aileleri nasıl bir araya getireceğinden söz edecek. Anlıyorum. Her ne kadar kendi aileni bir arada tutmakta zorlanıyor olsan da... Lütfen. Bir süper vurgulu dalış pike şimdi geliyor. Evet Polly. Polly. Pierce'den gelen mesaj. Polly. Affedersiniz. Önceliğim aile. Ailemin bana ihtiyacı var. Nereye gidiyorsun? Her şeyi yapmaya çalışıyorum ama hiçbiri olmuyor. Ailemin bana ihtiyacı var. Başka samanyolu içeceği isteyen var mı? Sen? Bay Moneyweather nerede? O gidiyor Polly. Henüz projenizi görmedim Bay Puckett ama ailenize bakılacak olursa kızınız... Oldukça zıpır biri diyebilirim. Polly heyecanlı bir çocuktur. Bu gece biraz şaşkın davrandığını biliyorum ama... ...onun Littleton'ın insanların bir araya geleceği eğlenceli bir yeri hak ettiğine inandığını biliyorum. Bay Puckett, başka mimarlarla da görüşeceğim. Bay Moneyweather, bekleyin. Hemen gitmeyin. Ben yapamadım. Ben babama bir söz verdim. Lütfen sözümü tutmama izin verin. Peki o zaman genç bayan... Bu gece de gördüğünüz gibi çocuklar ailelerine verdiği sözleri tutamayabilir. Ama babamın kültür merkezi sayesinde çocuklar aileleriyle her fırsatta vakit geçirmek isteyecek. Her bölüm farklı bir ihtiyacı karşılıyor ve herkese hitap eden bir eğlence de mevcut olacak. Pekala, projeyi göstereyim. Ben getiririm. Bu dalış pek de hayal ettiğim gibi olmadı. Lütfen bozulmamış ol. Bu çok kötü. Bu inanılmaz kötü. Babam şimdi ne gösterecek? Biliyor musunuz? Henüz tatlı yemedik. Ve annem harika pasta yapar. Bu ne biçim servis böyle? İnanamıyorum. Pierce, lütfen oyalamama yardım et. Bu böyle olmayacak. Çilekleri unuttum. Bahçede taze çilek olacak. Hemen. Neyse, boş ver. Sizce dünyada toplam kaç çeşit pasta vardır? Hadi isimlerini sayalım. Polly! Nerede kaldın? Senin yüzünden parti mahvoldu. Artık gitmeyeceksin değil mi? Hayır. İnsanları ve havuzu buradan çıkarmamız gerekiyor. Hemen. Ne? Biliyorum parti mahvoldu ama babamın projesini düşürdüm ve bunu telafi etmeliyim. Yardım edeceğiz. Ne gerekiyor? Hey! Galaksiler arası galadan daha iyi olan ne biliyor musunuz? Dünyaya doğru sıra dansı. La 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 la. 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 Teşekkür ederim şans meleklerim, geldiniz. Sana yardım edeceğiz. Şimdi bu köpeklere haddini bildireceğiz. Jenny, köpek eğitimi nasıl yapılır'ı ara.
3 adet sonuç bulundu. Ben Lucero London, köpek eğitimcisi. Köpeğin size itaat etmesi için ona kimin patron olduğunu göstermelisiniz. Tamam. Ben patronum. Ne diyorsam yap. Layla, simicinin tasmasını bırak. O artık kesin bir şekilde benim kontrolüm altında. Emin misin? Tabii ki eminim. Lucero London'ın eğitim videosunda dediklerini aynen uyguladım. Ne olacağını sanıyorsun ki? Tasma kayışını bırakır bırakmaz onun kaçıp gideceğini mi? Simicin, otur. Kızlar, benim nesnel gözlem bilimleri deneyimlerime göre tasma kayışını bırakır bırakmaz Simicin kaçtı. Simicin! Saat 09.00, park başı boş köpeklerden temizlendi. Saat 2 yönünde bir sorun tespit edildi. Operasyonu başlat! Simicin, geri dön! İşte yakaladım. Üzgünüm Bay Köpek Yakalayıcısı. Bayım, bu köpek benim gözetimimde. Peki o zaman onu kontrol altına alsan iyi olur. Eğer tekrar onu sahipsiz görürsem barınağa götürürüm. Buna gerek yok. Ben hallederim. Köpekleri kontrol etmek çok zor çünkü çok büyükler. Eğer küçük olsalardı bu kolay olurdu. Ama Layla minicik köpeklerle kasabada dolaşamaz. Bunu mutlaka fark eden birileri olur. Normal boyutlarda bir kız minik köpeklerle dolaşırsa bu dikkat çeker. Ama belki de küçük boy bir kız normal boyutlarda köpekleri gezdirirse dikkat çekmez. Sosisli sandviç, sosisli sandviçler burada. Cici, ben sosisli sandviç yemek istiyorum. Sosisli sandviç olmak istemiyorum. Eğer sosisli sandviç istiyorsan Polly'nin madalyonunu ondan alacaksın. Ama ben bir sosisim, muz değilim. Ben bir sosisli sandviçim, muz değilim. Ben hep evde Peaches'ın sırtında dolaşıyorum. Acele edelim ve her birimiz birinin sırtına binelim. Hayır Simicin. Acıdı. Bir yavru köpek. No. O kirli hayvanı benden uzak tut. Simicin nerede? Hayır. Benim küçük şirin bir patatesim oldu. Gwen, o kirli köpeği bırak çabuk. Tamam Cici. Geri dön Simicin. Polly Pocket. Gwen, o kirli köpeği al. Polly'nin madalyonunu almak için onu kullanacağız. Gwen, Bayan Grande. Güzel kıyafet. Madalyonunu al. Üzgünüm, gitmem gerek. Onları takip et. Madalyon benim olacak. Bonsoir. Le Gourmet'e hoş geldiniz. Buyurun hanımefendi. Simicin, hayır. Dikkat edin. Gwen, geri dön. Trenler gitti Cici. Ama en azından direksiyon hala yerinde duruyor. La Gourmet. Hep burada yemek yemeye gelmek istemişimdir. Burası çok şık. Koşun. Belediye sarayını kilitlemeyi başla. Kaçabileceğim bir yer yok Polly. Prudence. Layla, o fare deliği neredeydi? Şu fare konusunda endişelenmek için iyi bir zaman olduğunu sanmıyorum. Prudence bir kolye taşıyıcısıydı ve burayı inşa edenlerden biriydi. Eğer ben de bir bina yaptırsaydım oraya küçük bir kaçış tüneli yaptırırdım. O da tıpkı senin gibi düşünmüş olmalı. Nicholas, Layla'nın elini tut. Ne? Neden ki? Süper güç. Bu taraftan. Çabuk içeri. Buraya gidin.
Sözü dikkat et! Çıkış yolunu bulmalıyız. Oh, harika. Bu solucan deliği savaşçıları ikiden bire daha heyecanlı. Bu ayakkabılar kesinlikle bu tünelde koşmak için uygun değil. Hangi tarafa gitti bunlar? Bekle, bir şey duydum. Bu sanki şey gibi. Benim sesim sanırım. En azından Griselda durdu. Layla, yanında ip var mı? Her zaman. Bundan emin misin Cici? Bunun hesabını vereceksiniz. Bakın, bu kurdasın yaptırdığı kapı olmalı. Nasıl geldiyse öyle göndermek gibi görünüyor. Şimdi gidin ve Lidlton'daki herkese haber verin. Ben de makineyi durduracağım. Yalnız mı? Ama Polly, o makine tehlikeli olabilir. Biliyorum ama kolye taşıyıcısı benim ve kasabayı kurtarmak da benim görevim. El ele tutuşun. Şimdi büyüyün Layla, Shani ve Nicholas. Affedersiniz Bayan Bain, köpekleri yasakladı. Memur bey, Başkan Bain diye biri yok. O bir sahtekar. Başkan hakkında böyle konuşmanıza izin veremem. Lütfen bu sözünüzü geri alın. Onun bir sahtekar olduğunu kanıtlamak zorundayız. Bunu durdurmalıyız. Belediyeye gidelim. Yeni jenerasyonun politikayla ilgilendiğini görmek çok güzel. Ve çocuk haklı görünüyor. Hadi gidelim. Ve onun adı Bonnie Bain değil. O sahtekar bize yalan mı söyledi? Hemen şimdi belediye sarayına gidiyoruz. Bizi içeri alın! Bizi içeri alın! Defakat etmem gereken bir parti var. İçeri girmeyelim yoksa kötü olacak. Kolyeyi hemen bana ver. Eğer onu kapatmazsam belki yönünü değiştirebilirim. Sinyali yansıtması için bir şeye ihtiyacım var. Evet. Şimdi büyük kolye. Bu besleniyoruz. Bu kadar yeter. Bu besleniyoruz. Bu kadar yeter. Mahsur kaldık. Tamam, en azından acil durum için bezelyemiz var. Burada anladım. Çıkarak. Hadi. Hey Cici, buradan çıkmak ister misin? Ben kumandanın üzerinde oturuyormuşum. Hayır. Bana öğretecek zamanı yok ama bu çocuklarla takılmak için bir sürü zamanı var. Sence? Aynen öyle. Büyüt bizi. Ben de ona. Onlar donat değil. Benim tekerler ahbap dedim. Yes. Bu ezikleri tanıyor musun? Git buradan Polly. Bu ciddi kaykaycılara özel. Vay, çok sağ ol abi.
bu kız kardeşin mi? Siz takılıyor musunuz? Hey çocuklar, Pierce küçük kız kardeşiyle kankaymış. Üzgünüm Pokemon. Burası ileri kaykaycılar için. Zaten biz de ileriyiz. Minik Pokemon ileri olduğunu düşünüyor. Çocuk rampasına kal sen. O senin minik boyuna uygun. Çocuk rampası. Kaykaycılar genelde havalı olurlar. Ama o çocuk sandığından milyon kat daha az havalı. Ne kadar kaba çocuktu. Biz de ileri seviye rampaya aitiz. Vay, o da öyle. Vay canına, harika hareketler. Teşekkürler. Ben Polly. Bunlar da arkadaşlarım Layla ve Shani. Memnun oldum. Ben Hemal. Neden büyük rampada kaymıyorsun? Sen harikasın. Devon'un rampasında mı? Beni asla oraya yaklaştırmaz. Bu haksızlık. Kaykay Parkı herkes için olmalı. Bunu Devon'a anlatmaya çalış. Anlatacağım. O rampayı geri alacağız. Size iyi şanslar çünkü ihtiyacınız olacak. Bekleyin çocuklar. Devon. Mal'la diğer çocukları bu rampayı almanı talep ediyoruz senden. Herkesi bu rampaya alamam ben ufaklık. Pierce'a bak. Ekibime katılacak kadar iyi olduğunu bize kanıtladı. Ve ekipten olmak için sadık olman gerek. Öyle değil mi? Pierce iyi olduğunu kanıtladıysa ben de kanıtlayabilirim. Hepimiz kanıtlarız. Minik Pokemon'un bizim kadar iyi olmasına imkan yok. Bahse var mısın? Ha? Kaykay yarışması yapacağız. Biz kazanırsak rampanın kontrolü bizde olacak ve herkesi alacağız. Senin ekibin kazanırsa kontrol sende kalacak. En şapşalca teklif. Kaykay yarışı yapacağız. Dev ekibine karşı Pokemon ezikleri. En iyi takım kazansın. Gece buna bayılacak. Kaykay günü. Orada pratik yapamazsak rampanın kopyasını yaparız. Kusursuz model. Üç boyutlu yazıcım cidden harika bir iş çıkarıyor. Ben de ekipmanının aerodinamiğini arttırmak ve kaskını küçültmek için yeniden tasarladım. Güzel. Hayatının yarışı için eğitime hazır mısın? Elbiseyi boy ayakkabıları giymek istediğinden emin misin? Takla Devon'un ekibinin yapabileceği en gelişmiş hareket olacak. Ve sen takımımızda bunu deneyecek olan en becerikli kişisin. Tamamdır. İşte karar anı. Ne var? Sadece gerekenleri aldım. 3 şampuan, 4 saç kremi, 6 duş jeli. Şunu dinle. Jenny, Layla'nın kampta kaç şampuana ihtiyacı var? Hiç. Kızılcık kampında duş bulunmamaktadır. Şimdi ben saçımı nasıl yıkayacağım? İki kumaför makinesi ve saç maşası almışım. Ve elektrik de yok tabii. Yeter, ben gidiyorum. Gidemezsin. Bir yavru kurt arkadaşlarını asla bırakmaz. Bu yüzden gitmene izin veremeyiz. Merhaba Shani. Nasıl gidiyor? Harika. Polly'nin incir kıza inanmaması dışında tabii. Onu gerçekten görmüş müydün? Evet. Onu nasıl gördüğümü size anlatırdım ama bunu sadece çok cesur olan arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben cesurum.
Biraz. Bunları bir başkasına anlatmazdım. Ama sen benim kuzenimsin. İşte bu incili kızın sevdiği şeylerin bir listesi. Listedeki her şeyi toplayıp dolunayda bir akça ağaç korusuna koyarsanız size yanaşmaz. Dolunay bu gece. Bol şans kuzenim. Rozetleri takmak için sabırsızlanıyorum. Ve ben de Tori'nin verdiği listedeki şeyleri toplamak için sabırsızlanıyorum. Ben sana yardım ederim. Jenny, bize hayal ürünü İncili kızın hayal ürünü en sevdiği şeylerin neler olduğunu söyler misin? Jenny, orada mısın? Konuş benimle Jenny. Evden çıkmadan şarj etmiş miydin? Hayır, ben burada şarj edecektim. Burada elektrik yok tabii. Littleton'a döndüğümde görüşmek üzere Jenny. Papatya'yı bulduk ve 20 parça şey daha toplayacağız. Çocuk oyuncağı. Oo, daha esintisi, sabah spreyimi sıkma zamanı. Burası bir kamp alanı, spa salonu değil. Ben sizin kamp danışmanınız Melissa Milton. Buraya rozet kazanmak için geldiniz. Öyleyse iş başına. İlk rozet tırmanma için olacak. Başlayın. Emredersiniz danışman Milton. Yanınıza sırt çantası veya eşya almak yasak. Kolaya kaçarak yavru kurt olamazsınız. Peki ya bu? İncili kızın sevdiği şeyleri burada tutuyorum. İncili kız. Tabii ki onu yanına alabilirsin. Jenny yok, sırt çantası yok. Sadece bir kavanoz dolusu garip şeyimiz mi var? Oh, İncili kız kampı çok zormuş. Layla bunu yapabilirsin. Hadi. Sanırım tırmanmamızı istiyor. Şu filinin üstünde bulduğum nadir örümcek ağından bir parça alır almaz tırmanacağım. İncili kızın sevdiği şeyler gerçekten de çok garip. Cici, hepsi görüş alanımda. Anlaşıldı. Tamam. Hayır, bekle. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Mükemmel. Sonunda bu gece Polly'nin kolyesi benim olacak ve böylece tüm Littleton'u küçük boy yapabileceğim. Gwen, sakın onu gözünden ayırma. Bana güvenmeyebilirsin. Bekle, yani bana güvenebilirsin demek istemiştim. Ben sana güvenebilirim. Sen de bana güvenemeyin. Eğer yavru kurt olmak istiyorsan o halatlara sıkı tutunsan iyi olur. Çamur banyosu. Rozet kazanmayacak olabilirim ama cildim gerçekten çok güzel olacak. Eğer tırmanamıyorsan iple sallanmayı öğrensen iyi olur. Bunun nerede lazım olacağını hiç bilemezsin. Bunu öğrenmenin bana ne faydası olabilir ki? Bir halata tırmanma rozeti sana. Ve bir rozet de sana. Ve senin içinse rozet almak için kursu tamamlaman gerekir. Evet, bu sene rozet modası yok zaten.